Merhaba dostlarım. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Merhabalar. Adım Murat. Ankaralıyım. Çoğunluğu esnaf ve memur olan bir ailenin memur çocuğuyum. 29 yaşındayım. Evliyim ve bir çocuk babasıyım. Ben oldukça kalabalık bir aile ortamında büyüdüm. Babamlar 11 kardeşler. Her birinin de 3'er, 4'er tane çocuğu var. Genelde hepimiz birbirine yakın yaşlarda olduğumuz için birlikte büyüdük. Gittiğimiz ilkokuldan liseye kadar hemen hemen aynı yerlerde okuduk. Hem okulda hem de evde hep birlikteydik. 11 kardeşin 7'si erkek olunca rahmetli dedemin adını taşıyan İmam Ragıp apartmanında ailece yaşıyorduk. Dedemin dairesi en üst katta tek ve kocaman bir daireydi. Dev gibi bir terası vardı. Bu teras bizim ailenin bel kemiğiydi resmen. Her iki akşamın birinde, bayramlarda, hafta sonlarında, her fırsatta orada mangal yakar, büyük ve uzun masalar kurar, ailecek yemekler yer, sohbetler ederdik. Ailedeki herkes birbirine çok bağlıydı. Amcamlarla babamların arasından su sızmazdı. Haliyle onları görerek büyüyen bizimle arası da çok iyiydi. Halalarımın hepsi evlenip başka şehirlere gittiklerinden onları çok nadir görürdük. Bir halam da evlendikten sonra eşiyle Kanada'ya taşınmış. Orada çoluk çocuğa karışmışlardı. Çok şükür ailedeki hemen hemen herkesin maddi olarak durumu iyiydi. Gurbetteki halamın durumu bizimkilere kıyasla tahmin edebileceğiniz gibi daha varlıklılardı. Ama paylaşmayı çok severlerdi ve hiçbir şeyi bizden esirgemezlerdi. Ailede kim başı dara düşse hemen yardıma koşarlardı. Halam her sene yaz aylarına gelir, bir aya yakın kalırdı. Onun Bodrum'da iki katlı, dubleks, havuzlu bir yazlığı vardı. Her geldiğinde bizleri de toplar, cümbür cemaat en az bir haftalığına ailecek yazlığa giderdik. Çocukluğumuzdan beri çok heyecanlanırdık oraya giderken. Yanılmıyorsam 4 yıl önce Ağustos ayıydı. Halam yaz tatil için gelmişti. O geldikten sonra yazlığa gitme planı yapmaya başlanıldı. O sıralarda rahmetli dedemin evinde boya badan eşleri vardı. Büyük amcamın oğlu Serdar abi de boyacı ustaların başında duruyordu. Biz de evdeki eşyaları alt kata taşıyorduk. Evin boya eşleri ve lazım olan tadilatlar hallolduktan sonra hep birlikte hazırlığımızı yapıp Bodrum'a doğru yola çıktık. Yol epey uzundu. 3 araba gidiyorduk. Yaklaşık 11 saat sonra vardık. Vardığımızda akşam çökmüştü bile. Eşyalarımızı yerleştirip akşam yemeğini yedik. Hanımlar çocukları uyuturken biz de kuzenler havuzun etrafında oturup sohbet muhabbet etmeye başladık. Her sene bu zamanlarda şu havuzun etrafında toplanır, güzel ve uzun sohbetlerimiz olurdu. Yine öyle yapmıştık. Bir süre maç muhabbeti falan yaptık. Sonra siyaset, klasik, ne olacak bu memleketin hali derken konu dedemden açıldı. 2 hafta sonra seneyi devriyesi vardı. Ne yaparız, ne ederiz diye konuştuk. Herkes dedemle ilgili olan anlarından bahsediyordu sırayla. Saat de gece yarısını bulmuştu. Dedem emekli imamdı. Çok uzun yıllar sayısız köyde cami imamlığı yaptı. Çok kültürlü ve çağının ötesinde bir adamdı. Karşısındaki küçük çocuk olsa bile onu koca adammış gibi dinler. Ona göre konuşurdu. Çok fazla kitap okurdu. Özgün filmler izlerdi. Bir de bir şeyler karalamaya bayılırdı. Her birimizin onunla türlü türlü anıları vardı. Hala kızı Pelin abla, dedemin hayırseverliğiyle ilgili bir anısını anlatıp bitirdikten sonra Serdar abi kalkıp, madem konusu açıldı, bekleyin 2 dakikaya geliyorum dedi. Kalkıp içeri gitti. Kaldığı odadan elinde kalın bir defterle geldi. Gelirken biraz heyecanlıydı. Yaşça büyük olduğundan aramızda dedemle en çok vakit geçirmiş olanımız oydu. Yerine oturduktan sonra elindeki defteri göstererek bunu evin tadilatı sırasında dedemin eşyalarını taşırken yere düşen horcun içinde buldum. Birkaç sayfasına göz ucuyla bakınca zamanında dedemin yazdığı anların olduğu bir günlük olduğunu fark ettim. Burada okuma fırsatım olur diye gelirken yanımda getirmiştim. Ne dersiniz? Yazdığı birkaç anısını okuyayım mı dedim. Hepimiz çok heyecanlanmıştık. Herkes uyumuştu zaten. Ortam da çok keyifliydi. Serdar abi sesli bir şekilde okumaya başladı. Sene 1975, Kasım ayı. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah'ın verdiği nefese şükürler olsun. Konya'ya geleli 3 ay kadar oluyor. Buraya atandığımı öğrendiğimde Çanakkale'deydim. 5. yılın sonlarında atandığımı öğrenince bavul yapıp düştük yola. 67 model gri Anadolu'mu yeni almıştım. Hanımla çocuklar memlekette kaldılar. Yolda sakince yan koltuktaki kendime doğru ayarladığım haritayı göz ucuyla baka baka gidiyordum. Saatler sonra Konya sınırına vardım. Daha gideceğim köye epey yol vardı. Merkezden bayağı uzakta, kırsalın içinde bir yere gideceğim söylenmişti. Konya içinde azami hızlı seyrediyordum. Yollar fena bozuktu. Karanlık iyice çöktüğünden gözümü yoldan ayırmıyordum. Az ileride bir şey gördüm. Yaklaştıkça birilerinin kaza yaptığını anladım. Ana yolu kesen istikametten gelen bir kamyonet, benim olduğum taraftan giden bir arabayla kafa kafaya çarpışmış. Vaziyet kötü görünüyordu. "Allah'ım, sen koru ya Rabbim" deyip kenara çektim. Çanakkale'deyken heves edip Allah muhafaza bir sıkıntı bir bela durumunda icap ederse cahil kalmayayım diye detaylı bir ilk yardım kitabı almıştım. Boş zamanlarda onu okuyup bilgi sahibi olmuştum. Arabadan indiğimde kamyonettekilerin bir şeyi yoktu. Kazanın şokuyla kendilerini dışarı atmış, boş gözlerle olanları anlamaya çalışıyorlardı. Diğer arabanın durumu kötüydü. Ön taraf çok kötü haşat olmuştu. Arabadan kendisini çıkarmış olan yaşlı bir teyzenin "oğlumu kurtarın" haykırışları arasında şoför koltuğuna orada sıkışmış olan genç bir adam gördüm. Güçlükle genci arabadan çıkarıp kenara doğru götürdüm. Bayağı bir kanaması vardı. Arabama koşup bagajdan yardım çantasını alıp geldim. Binbir çabayla dua ede ede kanamasını durdurup sardım. O sırada adamın nefes almadığını fark ettim. Okuduğum kitaptakileri uygulayıp kalp masajı yaptım. Allah'ın yardımıyla nefes aldığını görünce şükrediyordum. Teyze oğlunun kurtulacağını görünce gözyaşları içinde bana sarılıp dua etti. Ama ne kadar önemli değil, Allah için elimden geleni yaptım desem de sürekli Allah razı olsun deyip dua ediyordu. Ambulans yetişince oğlunu alıp götürürlerken teyze çantasından çıkardığı gümüşten bir saati bana zorla hediye etti. Allah yardımcınız olsun diyerek uğurlayıp arabama bindim. Yol boyu onlara dua ettim. İnşallah kurtulur diye. Sabaha doğru köye vardım. Burası maşallah pek ıssız bir yerde. Şehrin merkezini geç, bulunduğu ilçeye bile, kendisine en yakın köye bile uzaktı. Böyle yerlerde çok fazla bulunduğumdan yadırgamamıştım tabii. Merkezden uzak, köylerde yaşamak zordur. Herkes ayak uyduramayabiliyor. Gelir gelmez sağ olsun muhtar beni hemen karşılayıp evinde kahvaltıya misafir etti. Eve girdiğimizde yer sofrası kurulmuş, zahmet edip mükellef bir kahvaltı hazırlamışlardı. İçeride de köyün cemaatinden olanlar vardı. Hepsiyle tek tek tanıştık. Muhtar bayağı hürmet ediyordu. Gerçi sağ olsun hepsi öyle, saygıyı, hürmeti eksik etmediler. Sohbet muhabbet içinde kahvaltımızı edip bahçeye çay içmeye çıktık. Maşallah burası pek güzelmiş dedim. Havası mis gibi. Bir de oldukça serin bir yerdi. Çayımızı içip kalkıp camiye doğru yürüdük. Yürümüşken de köye göz atıyordum. Beni görenler yanıma gelip selam veriyorlardı. Kendi halinde sessiz, sakin bir köye benziyordu. Çok fazla nüfuslu yokmuş. Camiye vardığımızda içeri girip oranın görevlisinden ne durumda olduğunu ve gerekli bilgileri öğrendim. Yavaş yavaş öğle namazı için cemaat toplanıyordu. Maşallah camiye gelen kalabalık bir cemaatimiz varmış. Namazı kıldırdıktan sonra gidip ilerideki kalacağım eve yerleştim. Uykusuzluktan gözlerim düşüyordu artık. Yatıp dinlendim. Ertesi günde artık günlük rutin işlere başladık. Kısa zamanda herkesle kaynaşmıştık. Elimden geldiğince dara düşen ihtiyacı olana koşmaya çalıştım. Olanaklara el verdiğince ekmeğimizi bölüştük. Zaman içinde herkes beni tanıyıp bildi. Yapabildikçe sohbetlerde dinlemeye gelenlere kitap okumayı, okuma yazmayı, çocukları okula göndermenin önemini anlatıp teşvik ediyordum. Bir gün cami avlusunda sohbet muhabbet ediyorduk. Köylülerden biri utana sıkıla kucağında küçük çocukla yanıma geldi. Adamın gözleri sanki günlerce hiç uyumamış gibi şişkindi. Yaklaşmaya çekindiğini fark edince "gel kardeşim buyur" diye yanıma çağırdım. Bir sandalye verdik. Yanıma oturdu. Adam oğlunun birkaç haftadır geceleri hiç uyumadığını,
sürekli çatlayana, morana kadar çığlık çığlığa ağladığını söyledi. Şimdi burası köy yeri olduğundan böyle şeylerde doktora falan gitmezler, bize gelirlerdi. Adam başlarda çocuğun normal huysuzluk ettiğini düşünüp pek üstelememiş. Ama uyusun diye her şeyi denemişler. Bir türlü çocuğu geceleri sakinleştiremiyorlarmış. Sonra fark etmişler ki ne zaman bizim camiden ezan okunsa gözlerini kapatıp uykuya dalıyormuş. Ezan bittikten sonra uyumasın diye çıt sesi bile çıkarmasalar da tekrar uyanıyormuş. Böyle olunca çaresiz bana gelmiş adam. Akşam vakti olunca dediği gibi çocuk ağlamaya, kendini yırtmaya başladı. Karşımda böyle görünce adam da çaresiz yardım ister gözlerle bana bakarken içim sıkıldı onlara. Çocuk öyle bir ağlıyordu ki sanki birileri dövüyormuş gibi ağlıyordu. Onu kucağıma alıp kulağına ezan okudum. Ben okumaya başladıktan sonra ağlaması bıçak gibi kesildi. Susup uyudu kucağımda. Bir süre uyurken kulağına dua okudum. Besmele çekip babasının kucağına verdim. Adam Allah razı olsun deyip elimi öpüp gitti. Avluda olaya şahit olanlar hayretle bakıyordu. Ben de şaşırmıştım. Merakla bana bakıp bir cevap bekliyorlardı. Ben de yazık, belli ki bir şeyden korkmuş yavrucak ama neyden bilmiyorum deyip kalkıp eve gittim. O olaydan birkaç gün sonra aynı şekilde birileri kucağında çocukla aynı şikayette geldi. Ama yanıma bir önceki gelen adamdan haberleri bile yokmuş. Bu kız çocuğu da aynı onun gibi uyuyamıyormuş. Ezan vakti ancak uyuyormuş. Aynı şekilde onunla da ilgilendim. Çocuk ben ezan okuyunca ilaç verilmiş gibi uyudu. Hayretle onları gönderdim. Herkes bir bildiğim var diye düşünüyordu ama ben de çok şaşkındım. Dışarı belli etmiyordum. Akşam muhtarla cemaatten bir arkadaşı eve davet ettim. Yemeğimizi yerken muhabbet sırasında köyde tuhaf şeyler olduğundan bahsettiler. Ahali bilmedikleri bir sebepten huzursuzmuş. Köy hakkında konuşup çayımızı içtik. Onları gönderdim. Bir hafta içinde köydeki birçok evden çocukların aynı sıkıntıları çektiğini duydum. Herkes bu yüzden huzursuzmuş. Neredeyse köyün yarısının çocuklarını görüp tek tek ilgilendim. Ama bu meselenin sebebi nedir, ne değildir diye içim yiyordu. Bir hafta içinde neredeyse 30 ev gezmiştim. Eve gelip biraz kitap okudum. Sonunda yatmaya geçtim. Bu aralar üzerimde sürekli bir halsizlik, baş ağrılar oluyordu. Ne zaman besmele çeksem esniyordum. Bilhassa namazda secdeye vardığımda sanki sırtıma bir şey çıkmış gibi ağırlık oluyordu. O günlerde yanıma bir hanım kızı getirdiler. Yakın zamanda doğum yapmıştı. Kız son günlerde sürekli boşluğa dalıp yerli yersiz yüzünde kötü bir ifadeyle kahkaha atıyormuş. Çoğu zaman da geceleri kalkıp evde sinir krizleri geçiriyormuş. Kızı bana getirdiklerinde onu Allah'ın adını anıp kuvvetli dualar okumaya başladığımda sanki onu boğazlıyormuşum gibi boğazını tutup bir şeyden kurtulmaya çalıştı. Gözümün önünde kendini yerden yere vuruyordu. Yanımdakilerden koşup onu tutmalarını istedim. Kızı sakinleştirene kadar belki 2 saat Kur'an okudum. Ben okurken devamlı yüzüme bakıp küfrediyordu. Haşa, Allah'ı inkar ediyordu. Beni kızdırmak için abuk sabuk cümleler kuruyordu. Ama okuma bitince kız sanki üzerinden bir yük kalkmış gibi oldu. Benim tahminim bazı mahlukatlar buna dadanıp rahatsızlık vermişler. Allah'ın izniyle onu kurtardık neyse ki. Ama bu iş o çocukların olaylarından sonra hiç hoşuma gitmemişti. O kızdan sonra köyün çobanında da aynı sıkıntı olduğunu duyup yanına gittik. Adam deli deli hareketlere kalkışıyordu. Ona da yardım ederken başka evlerden de aynı şeylerin olduğunu duyup yetişebildiklerimi koşmaya başladım. Herkese birdenbire aynı anda neler oluyordu. Bütün cemaat sabaha kadar köy için Allah'a sığınıp dua ettik. Köy içinde o kadar sıkıntılı şeyler duyulmaya başlandı ki artık herkese yetişememeye başladım. Elimden geleni yapıyordum ama olmuyor, yetmiyordu. Köyde olan şeyler hiç ayrı alamet değildi. Kümeslerde, ahırlarda hayvanların öldüğü konuşuluyor. Hatta birkaç hanenin köyden göçtüğünü bile duydum. Bu olan musibetler bütün köye yayılıp konuşulmaya başlayınca bir bir insanların köyü terk ettiğini gördüm. Çok geçmeden neredeyse köyün yarısı evlerini boşaltıp gitti. Onlar gittikten sonra boş kalan evlerin olduğu yerlerden birkaç gün içinde kötü kötü kokular yayılmaya başladı.
Çok geçmeden bu kokular resmen köy esir almıştı. Her yerde, havada artık bu koku vardı. Sonra da boş evlerin önden geçenler sohbet sırasında oralardan garip sesler duyduklarını söylemeye başladılar. Sanki evde birileri varmış gibi konuşma sesleri, çığlık sesleri, hatta ayak sesleri geliyormuş. Aklına çok güvendiğim bazı büyüklerden de o evlerin perdelerinin ardından geçen bazı gölgeler gördüklerini duydum. Hal böyle olunca köyün geri kalanları da bir bir gitmeye başladı. Kısa zamanda köy terk edilmiş hale gelmeye başladı. Ne yapacağımı hiç bilmiyordum. Allah'ın izniyle korkmuyordum ama duyduklarımız, gördüklerimiz normal şeyler değildi. Bu köye bir şeylerin dadandığı belliydi. Bir sebepten buraya dadanmışlardı. Ben de bunca insanın kendi köyünü terk etmesini kendime yediremeyip gitmemekte inat ediyordum. Benim gibi düşünüp kalan birkaç hanedeki insanla köyde neler olup bittiğini anlamaya çalışıyorduk. En sonunda gerçekten köyü şehirlerin bastığına ikna olup ne yapabilirim diye kendi kendimi yiyip bitiriyordum. Köy bomboş kalmıştı. Hayalet köy gibiydi. Evlerden gelen sesler, sokakların boşluğu, o kulaklarımızı tırmalayan köyün sokaklarına yankılanan çığlıklar. Kalan 8 kişiyle konuştuğumda kesinlikle gitmeyeceklerini söylemişlerdi. Ama 2 gün içinde bir bir ortadan kaybolmaya başladılar. Önce 8 kişi kaldık. Sonra muhtar kayboldu. Derken bir sabah koca köyde tek başıma kalmıştım. Kime gittiysem yoktu. Artık sürekli sağa sola bakarak hareket ediyordum. Köy sanki beni kovmaya uğraşıyor gibiydi. Artık canıma tak edip köyün meydanına çıktım. Bağıra bağıra ezan okuyordum. Ellerimi havaya kaldırmış korkmadığımı gösteriyordum. Bugün burada ya beni alacaklar ya da ben onları def edecektim. Gözümü karartmıştım. Ezan okunduktan sonra bir anda birer birer kaybolanları evlerin çatılarında gördüm. Oraya çıkmış, öylece hareketsizce başları önde duruyorlardı. Onları görünce telaşa kapıldım. Seslenip, "İnin aşağı, ne yapıyorsunuz orada?" diye bağırdım. Saydığımda aralarında bir kişi eksikti. Muhtar yoktu. Ona bir şey mi oldu acaba diye düşündüm. Yalvarıyordum hepsine. "İnin oradan, bir şey olacaksa" diyordum. Bir anda bağırışların arasında hepsinin birer birer kendini çatıdan aşağı bıraktığını gördüm. Yere çakılıp can verdiler. Kalbim parçalandı. Böyle acı bir manzara olamazdı. "Allah'ım yardım et. Ya Rabbim yardım et" diye bağırıyordum. Köyün ortasında olan bitene çaresizce bakarken yine o çaresiz gözlerimin önünde köydeki bütün evlerden bir bir alevler yükselmeye başladı. Bütün köy aynı anda yanıyordu. Yanan evlerin aralarından bir sürü simsiyah kara köpek uluyarak etrafımda toplandılar. Bana baka baka vahşice havlıyorlardı. Hayvanlar normal görünüyordu. Artık bu gördüklerime dayanacak gücüm kalmamıştı. Ama onlara olan neden bana olmadı diye hayret içindeydim. Benim ne özelliğim vardı ki? Yanan evlerin etrafından gelen çığlıklar, insan ruhuna korku salan o sesler arasında köyün cayır cayır yanışını izlerken etrafında bir şeylerin cirit attığını hissettim. Hiçbir şey göremiyordum ama bir şeylerin etrafında dönerken oluşturduğu rüzgarı hissedebiliyordum. Yüzümde onların nefesini duyuyordum. Kulaklarıma Arapça "Aldavru Andaka" diye fısıldıyorlardı. Boşluğun içinden bir elin koluma doğru uzandığını gördüm. Kapkara, uzun parmaklı, uzun tırnaklı bir el. Kolumdan tutmak için uzandığında eli saatimin üzerine gelince çarpılmış gibi bir anda kayboldu. Saat o esnada bileğimden düşüp kırıldı. Saatin düşmesiyle gözlerimin karardığını fark ettim. Oracıkta, o mahşeri andıran yerde bayılmıştım. Bir süre sonra aynı yerde ayılınca gördüğüm manzara beni şoka sokmuştu. Az önce gözlerimin önünde yanıp kül olan evlerin her birinin yerinde kısa boylu bir insanın sığabileceği büyüklükte simsiyah çadırlar olduğunu gördüm. Hayretle, korkuyla çadırlara bakarken etrafta başka hiçbir şey göremiyordum. Ama hala onların sesini duyuyordum. Birden enseme bir darbe almamla yere düştüm. Yerdeyken sırtıma, karnıma sürekli tekmeler yiyordum. Bir şey bir anda benim boğazıma sarıldı. Nefesim kesmeye başladı. Aynı zamanda sanki birileri kollarım ve bacaklarımdan tutup beni hareketsiz bırakıyor gibiydi. Duyduğum sesler arasında benden yana "buna sirayet edemedik, olmadı" gibi kelimeler kullandıklarını işitiyordum. Birbirlerine kızıyor gibiydiler.
Sesler var olmasına vardı ama gözlerim hiçbir şey görmüyordu. Boğazımdan sıkıştırılırken birazdan nefesimin tükeneceğini hissedebiliyordum. Çaresizce Allah'a yalvarıp son kez salavat getirmeye başladım. "Ölüyorsun galiba," dedim. Kendimi o sona hazırlamışken kalabalık içinden sesler duymaya başladım. Kafamı çevirdiğimde az ileriden büyük bir kalabalığın ellerine meşalelerle bana doğru geldiğini gördüm. "Allahu Ekber!" diye bağırıyorlardı. Onlar yaklaştıkça ön saflardan birini fark ettim. Bu bizim muhtardı. Onu gördüğümde kurtulduğumdan daha çok iyi olmasına sevinmiştim. Şaşkınlıkla gelenlere bakıyordum. Muhtar bize bir fenalık edeceklerini tahmin edip gidip buraya en yakın olan köye sığınan ahaliye çektiğimiz sıkıntıyı anlatıp onların köyü için kaldığımızı söyleyerek gaza getirip buraya peşinden sürüklemiş. Köylü hep bir elden birlik olunca ortada musibet falan kalmadı. Hayatını kaybedenleri defnettikten sonra durmadan, dinlenmeden köyün tahribatını onardık. Kısa zamanda köy eski halinden de iyi duruma gelmişti. Onca insan evinden barkından göç etmek zorunda kalmamışlardı. Zaman içinde her şey yerli yerine oturdu. Bu olaylardan 2 sene sonra da tayinim memlekete çıkınca herkesle helalleşip Ankara'ya temelli yerleştim. Allah cümlemizi bu illetin zulmünden korusun. Beni onların şerrinden, bana tesir etmelerinden neyin koruduğunu da yere düşen o saatin kordonuna işlenmiş bir duanın koruduğunu fark ettiğimde o teyzeye defalarca dua ettim. Serdar abi, vay be adam neler yaşamış diye sözlerini bitirdi. Bir kez daha dedemizle gurur duymuştuk. Ben herkesin gergin bir ruh halinde olduğunu görünce ortamı yumuşatmak için gel de şimdi bu gece uyup uyuyabilirsen dedim. Herkes dedemin bu olayını ilk defa işitiyor, dinliyordu. O gece dedemin yaşadıklarından, musallattan, cinlerden konuştuk. Dedem güçlü ve dirayetli bir adamdı. Mekanı cennet, toprağı bol olsun. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.